Ukrayna çok güzel olacak inanıyorum. Evet, hadi başarıyoruz. Var mı problem? Hazır mıyız şu an biz? Şu an hazırız sevgili refri. Ben söyleyeyim de baştan. 24'te. Üstelik atılmaz dedik başladı hücuma. Abi o topları toplamaktan ben kadroya giremedim ki. Tüm hafta göremedim sizi. Kadroya giriyorum. Bir saniye bekleyebilir miyiz? Bir saniye bekleyebilir miyiz lütfen? Hala beklemek için çaldım. Evet Mustafa Demirhan. Kadrolara girecekler. Ben top toplamaktan kadroya giremedim. Evet ben siyahları söylüyorum. Siyah, siyahları söylüyorum. Sekiz fark. Dokuz fark. Tamam. Dokuz fark. Çekti, 32 aldı. Aldı, 11 top kaybı, 32 top çaldı, 33. Başlayalım.
baktım baba. Nevzat plaka senin mi? Evet. Ha, tamam. Arkasına park ettim. Tamam. Kamera. İstatistik aksıyor, o yüzden. Ve teknik faul var mı? Hakan'a bir şey söyleyeyim mi? Oyuncu var. Cem abi gel. Gelen daha iyi. Ferdi'ye geçsin. Yok, Ferdi'ye geçsin savunmada. Sen arkada kal. Ferdi, öndesin savunmada. Hadi. Hadi.
Bravo hocam. Bravo hocam. Kemal seninki, Kemal. Dur bir dakika, bırak serbest ya. Bal, balı gevşek bırak. Burada savunmada etkili oldular. İlk 5 dakika ve son 5 dakika içeri iki bölüme ayırabiliriz. İlk 5 dakikada Hamak takımı Selçuk Pekeçer'de Rengin Erdoğan'la etkili oyun sahipliydi. Mehmet'in dışı vardı. 8 sayı buldular. Ama kalan son 5 dakikada... Ama orada bir ama var. Ama... Bastarik takımı mola aldı. Mola sonrası ne oldu? Ne değişti? Mola sonrasında top çevirmeye başladılar. Top evet. Çok iyi çevirmeye başladılar. Herkesin de top değdi. Orta bölgede foyların üzerinden topu dağıtmaya başladıklarında köşelerden gelen şutlarla orta mesafelerle üst üste gelen bu sayılar bir de gelen 3 sayılık sonucunda 13-12 ilk şeyde önde kapattılar. 8 numaralı oyuncusu Bastarik'in çok güzel içeride etkili oldu. Ferdi Tomal'ı diyorsun. Ferdi evet. Hakikaten etkili. Etkili. Evet, evet. Hatta öne geçen sayı da şeyden önce Nail'den önce o attı. Nail'in şutuydu. 13-12 evet. İlk çeyrek Mustafa, sunuyordu. Mustafa'nın şutunda çemberden top hücumda Bahtın çok iyi aldı. Adnan Ali Şimşek hemen bitirerek de 13-12 öne geçirdi evet, takımı. İkinci çeyrekte Hamak takımı oyuncu değişikliklerine gitti. Evet hemen onun devletleri arasında bunları değerlendireceğiz. Tamam. Kısa bir reklam arası yapardım periyot arası diye. B takımı 10, 15, 20, 27, 25. İkiye basın. Sekiz saniye var, 8. Oh!
Çevir çevir. Kurtaran çevirdi. Mastalik duruyor değil mi? Üç sayı geldi. Evet.
Artık. Kırtısı tek önüne geçirdi. Güzel boş pozisyonu da attı. Adnan Naim'den de güzel bir asist çizdi. Mastarik sanki Selçuk Bey özel cevap verdi. Tekrar fark kısaya çıktı. Aynı pası vermekte bence geç kaldı Mustafa'nın altı. Önceden atabilirdi. Mismatch olayı vardı çünkü orada. Nail aldı tekrar ribandı. Nail muhteşem attı. Nail'den muhteşem bir şey. Evet, son 2,5 dakikanın içerisinde 22-24 beraberlik var. Adnan Nail'in sürüklediği Mastarik takımı. Hamak karşısında önce. Evet, Serkan kaçırdı. Kadir aldı. Selçuk Tegacan'dan güzel Özkan. Affetmez oradan ama. Tekrar Özkan'a geldi. Tolga'dan hatalı bir pas. Altı 35'e yaptı. Murat'la 36 çıktı. 23 beyaz altı. Normal basmayı unutmuştuk değil mi? Kaç karpuz var bu koltuğunda? Ne haber? Her süreyi bilerek akıttım, bugün basmamıştım. Başta tekrar Mastarik öne geçti. Yapma.
bakıyorum, kontrol ediyorum. Canlı var, canlı. Evet, 29-23 maç tarih önde. İlk çeyrek 8 sayıyla 8 önde başlamıştı Hamak takımı. Maç tarih takımı şu anda 29-23 6 sayı üstünlüğü var. Ne diyorsun? Şu anda şöyle söyleyeyim. İkinci çeyreğe yine Hamak takımı skoru alarak başladı ama maç tarih takımı geri adım atmadı. Bu bölümde yine ilk çeyreğin yıldızlarından Adnan Nail Şimşek'in önderliğinde yine devam ettiler. Oyunu iyi kuruyor değil mi? Tabii, Adnan Nail Şimşek çok güzel yerleştiriyor oyunu. Bu bölümde hakikaten şöyle söylemem gerekir. Hemen Ulaş Pehlivan üst üste 6 sayısı vardı. Evet. Artı son anda gelen bir basket foul vardı. 9 sayılı katkı yaptı 3 çeyrekte. Evet, 9 sayılı hani baktığımızda 9-23, 9 sayısını eklersen çıkartırsan 23-23. 9 sayılı katkı 6 sayılı avantajı Mastarek'e getirdi. Ama Ulaş'ı da iyi kullanıyor Mastarek takımı. Uzun toplarla Ulaş gerçekten çok hızlı bir oyuncu. Sayı şut sonrası çok hızlı ileriye çıkarak Albertes paslarıyla çok güzel değerlendiriyor. Bir de şunu demek istiyorum. Aynı zamanda Ulaş'ın sol eli de çok iyi. Hani geçerken iki tane sol taraftan bıraktı. İçeri girdi de yavaş adımlarla aldı. Hemen Coşkun Fadır seni alalım. Kaptan yanımızda. 8 üstlük. Hamak üstünlüğü sonradan mola sonrası geri dönen bir master harekete verdi. Evet, ilk çeyrek ve ikinci çeyrek önemli. Moladan sonra neler oldu? Yani molada biraz daha savunmayı sıkılaştırmamız gerektiğini konuştuk. Bir de yakaladığımız fırsatları kaybı çok fazla yaptık ilk başta. Evet. Dolayısıyla biraz daha akıllı oyun, biraz daha sağlam pas üzerine konuştuk. İlkine oyuncu değiştirdikten sonra takım ritmini buldu. Şu anda iyi gidiyoruz. İkinci bakalım. Çeyrekte de Ulaş'ın çok güzel bir performansı vardı. Onunla ilgili ne diyecek? Evet, Ulaş ne zamandır maç yapmıyor demiş. Son bir önceki maçta yoktu. Evet. Ferdi de bugün çok iyi. İnşallah evet. Böyle devam ederiz. 8 numaralı oyuncunuzun ismi neydi? 8 Ferdi Tomlat. Ferdi çok iyi. Şimdi çok güzel şöyle oldu. Sıkıntılar var. Ferdi ile Hakan'ın ikişer şeker, Ferdi ile Kemal'in ikişer faal var. Evet. Bunlar Ferdi için kritik noktalar ki üçüncü yalısı kritik. Senin yüzden formu Coşkun Fadır etkisi diye karışmamış. Fazla bir şey yapmadık abi şu ana kadar ama inşallah fark problemine girmeden böyle devam ederiz. Gerçi bizde oyuncu çok biliyorsun. Şu anda yaklaşık 16 kişiyiz. Hiç kimse, evet, herkes süre alacak yani. Şuna değinmek istiyorum. Hemen yakalamışken. Adnan Nail Şimşek hakikaten çok iyi bir oyun sergiledi. Çeyrek değinle biraz da bu çeyrek. Ki sen kenardasın, Kemal kenarda, Ferdi kenardaydı. Bir anda yer 5'i soktular, hatta yer 6-7'yi soktular evet. Oyunu. Yani genelde birer ikinci, yani 3 kor oyuncu tutup diğer 1-2 kişiyle rotasyon yapmaya çalışıyoruz. Bakalım enerjimizi maçın sonuna kadar. Peki, 3. ve 4. çeyrekte Coşkun Fadır'ın editlerine yapılacağız. Abi inşallah bizde vallahi bilmiyorum kim iyiyse sahada oluyor. Şu anda arkadaşların durumu gayet iyi. Ben de ilk başta birkaç tane şut kaçırdım. Bakalım maçın sonuna kadar inşallah eyvallah. Böyle devam ederiz. Peki teşekkür ediyoruz Coşkun'a da bize de hemen devre arasında taktik verecektik. Kendisini geriye çektik. Evet, son dakikamızı teşekkür ettik. Eyvallah abi, teşekkür ederim. Başta başarılar diliyorum. Sonra tekrar görüşeceğiz seninle. Evet, hemen 3. çeyreğe geçiyoruz. Selahattin Tatlı'da da. Evet, görüşmek üzere. Thank you.
6 10 20 27 32 6 10 6 10 6 10 6 10 6 10 6 10 6 10 6 10 6 10 6 10 6 10 6 10 6 10 6 10 6 10 6 10 6 10 6 10 6 10 6 10 6 10 6 10 6 10 6 10 6 10 6 10 6 10 6 10 6 10 6 10 6 10 6 10 6 10 6 10 6 10 6 10 6 10 6 10 6 10 6 10 6 10 6 10 6 10 6 10 6 10 6 10 6 10 6 10 6 10 6 10 6 10 6 10 6 10 6 10 6 10 6 10 6 10 6 10 6 10 6 10 6 10 6 10 6 10 6 10 6 10 6 10 6 10 6 10 6 10 6 10 6 10 6 10 6 10 6 10 6 10 6 10 6 10 6 10 6 10 6 10 6 10 6 10 6 10 6 10 6 10 6 10 6 10 6 10 6 10 6 10 6 10
Düzelteceğim şimdi onu. Şeyde... you
Beyler son durum dönüşte. Aslında çeyrekli bakayım. Hemen söyleyeyim. Tatlı dedi. Üçüncü çeyrekte çok ilginç şeyler oldu. Skora baktığımızda 46-44. Büyük skor var. Hamat takımı öne geçti. Evet, bu çeyrekte neler oldu? Valla 9 sayı 23-29'du. 6 sayı üstünlüğü vardı. Hamat takımı bu çeyrek çok güzel oynadı. 46-44'lük 2 sayılık üstünlükle öne geçmeyi başardı. Tabi burada iyi oynayan adam mentumen savunmasına döndüler. Rebantlarda etkililerdi. Ve aldıkları basketbolleri iyi değerlendirdiler. Kadir Özlem Arat'ta da çok güzel bir basketbolü vardı. Onu da iyi değerlendirdiler. İçeriden iyi yüklendiler ve maçı da aldılar. Şimdi 4. çeyrek başlıyor. Hemen kadroları görmemiz gerekiyor. Tamam. Son devre sonunda görüşeceğiz zaten. 7-10. 35-39-35. 6-8. Tamam. İki saniye geç başlayacağım. Neydi? 35, tamam. Ama Kemal kaçırdı. Kemal çok sert olsun. Muhteşem bir pastı başta. Serdan ayağını kısa bıraktı Kemal. Olmadı tabii sayı. Kemal'den artık çok güzel yapardı. Evet. Şimdi Mehmet... Çift kart oynuyor abi. Hatta konuşmanda Mehmet ve Kadir Özlem Arat'ta hata alıyor. Çok fayda yapıyoruz. Fumble dumble olayım diyorsun. Humble dumble fumble. Evet, topu tutsa yürümese... Olabilirdi ama. Yürüm olmazdı ama. Basketball. Halil de takım arkadaşlarına kızıyor bu arada. Sonmadaki hatadan dolayı haklı olarak. Ama kesinlikle haklı. Evet. Çok boş kaldı. Altın var, çok boş kaldı. Adamını yani kaçırdığı için. Çok güzel. Kaçırdı. Halil aldım abi. Dokuz kaçırdı, top kaydı, top çaldı, yedi. Yedi kaçırdı, sekiz aldı. Oyun insanda Alaaddin Tatlıdede ne diyor?
olursun. Ulaşım pasına can ulaş. Ulaş geçince her yolda kaldı. Takımda pozisyonları arayacak mı? Ne diyorsun? Şu anda 4 tane hücum karşıtı bomboş. Kaçan pozisyonlar var. Evet. Mehmet'in sayı kaçışı kırmızı. Kemal. Bu tarz pasları bounce yerine baş üstü atsalar. Yani çünkü yanında koşan bir savunma oyuncusu var. Ya TJ'ye yakalamışsın, bana evet. Sorarsan pasta çıkıp kendini yormak yerine gidecektim. Sarkılarından ufaklanan kutu olacağını yakaladık. Bize çok iyi gördüm. Cemal Şimşek kaçırdı topu ve top kaybı var. 14 saniye. Topuz kaçırdı. Top kaybı. Yaptı. Atış var mı? Yok. İlk foil değil mi? İlk foil. İki foil. İki. İki yapıyorsun onu. Dokuzdayız. Kemal'den çok kötü bir şey. Alaaddin Tatlıtuğ'un son nedakı var. Maç böyle bitmez ama. Kemal Şimşek'in yaptı onu yaptı. Kemal Şimşek'in üçüncü foyunu. Kadir Sanat'tan önümüze geldi. Serkan Anlar'da sadece Tomlar'a geçti. Atı alıyor. Zaten kritik bir hata oldu. Serkan Anlar son çekimde ikinci top kaydı. Çok iyi. Serkan Anlar beni sürekli değiştirin diyor zaten kenarıya. Herhalde evet. Sakatlı olabilir. Ben kaçırdı. Kadir'e çarptık karanlık kaldı. Ali Koçlar'dan Kadir Can Kurtaran da bu sayısı. Evet. Hakem öncesinde verdi foul'u. 39-35'i yani. Ama gerçekten çok önemli bir foul oldu. Eğer o foul yapmasaydı bir nevi de Can Kurtaran, Kemal Kadir Can Kurtaran'ı kurtardı. Çünkü hiç sonra çocuk foul'u. Üçüncü, kesinlikle üçüncü foul'u. Ya bunu tecrübeyle bağdaştırmak lazım. Çok gereksiz bir şey. Evet, naylon da foul yapmasa bizim foul alacaklar. Gerçi demek herhalden biraz şans uçmuyor oldu. Panya'da. Evet, ne burada diyorsun? Kadir asist olarak yansı Kadir Asya Murat'ta. Çok kaybedik. İnanılmaz, inanılmaz hatalar. Nail çok güzel çaldı topu. Sportmen de. Oyuncu var abi. Kemal. Şimdi 5 ile 9 mu değişti? Ulan çok acımasızsın ha. 5 ile 9 değişti. Çok enteresan bir maç. 36. 35-6. Bakalım. İkinci çeyreğin kahramanı Ulaş halen ortada yok. Farkında mısın Alaaddin Tatlıtuğ'un? Evet. Camdan bir atış daha kaçtı ama Sarkı Katı'yı aldı. Hayat suyu gelecek mi gelmedi? Maç ortada şu anda inanılmaz bir mücadele devam ediyor. Saçı kaçak arkadaşlardan daha işim şey. Bence şu anda Hamak takımında en iyi. Kadir'den çok güzel bir çok çok değerli bir çok kritik bir sıra. Bu arada sistem kupelerinin sesi buralara kadar geldi. Bilmiyorum ben işten desteklerin devam ettiğini evet, şu an. Takımı, takımına destek olan önemli oyunculardan bir tanesi. Ulaş. Ulaş. Ulaş'tan bir. Yaşam etkisi diyelim mi? Kesinlikle. Bir sayı bir şey. Bastay. Çok kritik bir sayı. Biraz daha çok süre var. 5 dakika var. Büyük süre var ya. Artık son 5 dakikanın içerisindeyiz. Şimşek karşısında. Evet, bu arada Masai'yle takım alan savunmasına döndü. Caş topu kaptı. Top kaybı 35 topu kaldı. 5. Neler oluyor? Neler oluyor orada? Neler oluyor orada? 39 kaçıyor. Kim aldı? 39 kaçıyor. 39 kaçıyor. 39 kaçıyor. 39 kaçıyor.
saç fırt kaçan hata yapmayan oyuncu oldu. Gel abi gel. Burada bu. Dedi görüyorsun değil mi? Her iki tarafı da top gücüne geliyor şu anda. Az hata yapan bugün maçı kazandı. Yani maçı sahip maçı istemiyor galiba. Sanki bana öyle geldi. Çok uzaklara açıyor. Yok bence maçı çok istiyor da. Çok acele hücumlar kullanıyorlar. Kaçırdı. Biraz oyunu yavaşlatsalar bence Hasarek daha etkili olacak. Hadi Can Kurtar'ın ışığı kaçtı. Hayırlı kaldı. Çok iyi gördüm. Çok güzel ama olamaz. Ya Yusuf biraz daha altı. Enteresan bir görüyoruz. Takımlar savunma da yapmıyor. Yani bırakıyorlar atsınlar diye ama atamıyorlar. Hocam onu istiyorum. Time out. Evet skor 54-57'ye geldi. Artık son 3 dakikanın içerisindeyiz. Alaaddin Tatlıdır şunu söylemek istiyorum. Evet kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Nasıl aylık takımı? 6 hücum. İnanılmaz fırsatları yakaladı. 6 hücumda çok pozisyon kaçırdı. Buna karşın skora baktığımızda Selçuk Bekoca 2 tane pot altını çok iyi değerlendirdi. Pas birini değerlendirdi ve 4 sayılık avantajı yakaladı. Yani şu an skor 57-54 ama 4 sayı ekstra bir katkısı var. Ya şöyle değerlendirelim. Maslay panik havasında oynuyor şu anda. Böyle soğutmaları gerekiyor. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Evet. Hücum ediyorlar. O hızlı hücumları biraz daha yavaşlatıp ilk çeyrekli gibi seti dönük oynarlarsa bence daha yararlı olurlar. Hemen maça kesinlikle dönüyoruz. Kesinlikle katılıyorum Alaaddin Tatlı. Maça dönüyorum sana. Ulaştan güzel bir sayı izledik Alaaddin Tatlı'yı da puan. Gol hakkı doldu Hamak takımının. Zaten Ulaş oyuna girmezse biraz Maslay ekibi işi zor. Bir sayı indirdi. Bunu hatta tekrar dengeyi sağlayacak. Ve maçı dengeye geldi tekrar. Artık son iki defa Alaaddin Tatlı dedi. Maç tekrar yeniden başladı. 50-50'lik skor var. Heyecan da durdu. Kendi açımdan Engin de, oyuna girdi. Demin evet. Söylemiştik niye oyunda değil diye. Kadir Rasam attı, kaçırdı, Cem aldı. Yemeni kaçırdı, altı numara aldı. Sterman girer. Gelir mi? Uğraştan mı? Hayır. Coşkun, ben o molayı sildim. O yüzden istememiz. Konu. Evet, 23'te 5 geçti sonumuz altı. Kritik bir hamle oldu bana göre. Göreceğiz. Selçuk, Kogacar, 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 çok güzel. Acaba bir konuda haklı olabilir mi? Yeah.
Alaaddin Tatlı'yı dikkat edersen Cem Fondat atışında sadece bir sağlık oldu. Üst üste hatta bir sağlık satışında sokmuştu. Evet, şu anda Cem'le değişmanlık için geldi zaten. Evet, şimdi Selçuk'a Kadir'e geldi. Kadir'in kökü son bir otuz altı, müsaadeniz altı. Vay, heyecan durdu da açıkçası şöyle söyleyeyim, statistik giremiyorum ya. Statistik giremiyorum ve geleceğim ya. Kafayı kaldıramıyorum. Çok değerli olur, müsaade olursa. Gelirse değerli çekme ama. Beş kökü, altı tane kaldı. İnanılmaz bir şey karşıtı. Bence orada o pozisyonu Engin'in bitirmesi gerekiyor. Faul geldi. 7 numara faul. İyi faul, sorun değil. 11. 6 ile 11 değişiyor. Artık Alaaddin Tatlı Bey'in son bir dakika, kritik son bükücüden. Valla Coşkun çok kritik iki sayı atacak şu anda. Maçın kader sayıları diyebiliriz. 24 saniye ucu. Eğer bir bak. Bu da kaçtı. Ortada kaldı, kimde kaldı? 24 saniye ucu, 24. Mustafa aldı. Mustafa çok değerli bir rivant aldı. 7 kaçırdı. 11 aldı. Ben de çok erken aldılar Mustafa'nın rivantını. Yani bu hücum daha bekleyebilirlerdi. Bana göre ben beklerdim. Bir hücum daha beklerdim açıkçası. Evet. Hazırız. İnanılmaz bir hata. İnanılmaz bir hata. Top çalıyor. İnanılmaz bir hata. Adnan Nail Şimşek son şansı. Maçı alın mı burada? Gol. 5 sonu yaptı mı yaptı? 24. 24 saniye var. 24. Sayıyoruz burada. Son için o zaman. Yap. Sultan basma. 5 numara yaptım. 10 numara yaptım. Göz canlı. Evet, 17 saniye var şimdi. Gel. Hop. Göz hemen ya. Bura. Hey, gel. Gencim. Evet, oyuncu var. Yaş. Buyur. Mustafa ile değişim. Oyuncu. Mustafa. Gel. Kadir abi, şu tane gel. Hadi. Ben gidelim. Mustafa Denizli şu anda kritik bir değişiklik gibi geldi bana. Ha, tamam. Uzun var evet. Bence Kadir'in sonlar hakkı karşılaşmayı bitirdi yani bana sorarsan. Bunu kaçırdı ve şimdi Ceş aldı. Sadece Tomat da 3 sayı deneyecek. Kaçtı. Artık maç bitti.